Günaydın sevgili izleyiciler. Yaşamın içindene hoş geldiniz efendim. Evet, bugün 17 Mart 2018 Cumartesi. Güzel bir gün, hayırlı bir gün. Gönlünüzce, keyfinizce geçecek güzel bir gün diliyorum. Ekip arkadaşlarım, yönetmenim Murat ve kendi adıma efendim hepimizden hepinize sevgiler, saygılar diyelim ve böyle başlayalım programa. Evet, hava bugün güzel, güneşli. Bilmiyorum yurdun her yerinde öyle mi ama İstanbul'da böyle. Güzel, güneşli bir gün, bir hafta sonu ve hepimizin hoşuna gidebileceği bir gün. Umarım keyifli, güzel haberlerle de süslenir. Şimdi efendim, bugün benim anlayamadığım konular var. Ben bugün anlayamıyorum bazı şeyleri. Neden olduğunu anlayamıyorum. Niçin olduğunu anlayamıyorum. Ve sizinle de bunu paylaşacağım. Sizden gelen çok güzel mesajlarımız var. Teşekkür ediyorum her birine. Onları da okuma gayreti içinde olacağız. Zaten biliyorsunuz. Mesela geçtiğimiz hafta pazar günü biz sizinle programı bitirip ayrıldık. Sonra akşam saatlerinde gece kötü bir haber geldi. Evet, 11 kişi İran üzerinde düşen jette hayatını kaybetti. Bunların 8 tanesi düğün hazırlıkları içerisinde olan kızlarımızdı. Bir tanesi de benim eski bir dostum, eski bir aile dostumun kızıydı. Biz bütün bu kızlara, bütün bu kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok genç yaşta gittiler. Çok güzel eğitimli çocuklardı. Çok iyi yetiştirilmiş çocuklardı. Yazık oldu. Gerçekten yazık oldu. Bir ikinci sefer o annenin, babanın, yakınlarının çığlıkları, ızdırabı, yüreğine düşen kor. Aynen feci bir durum. Allah hiç kimseye göstermesin. Ama bir ikinci kez daha yıkıldılar. Neden? Çünkü onlara karşı tepkiler geldi. Çünkü onlara karşı bir takım çirkin yazılar yazıldı. Oh olsun diyenler bile çıktı işin içinde açıkçası. Niye? Çünkü bu kızlar zengin ailelerin, varlıklı ailelerin çocuklarıydı. Çekemediler, kindarlık ettiler. Biliyor musunuz? Neden olduğunu anlamıyorum ama etrafımıza baktığımızda inanılmaz kindar bir nesil yetiştiriyoruz ve her birimiz birbirimize yani tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz ama kötü gözle bakan, oh onda yoksa bende olsun, bende olsun da kimde ne olursa olsun ya da bana dokunmayan yılan bin yaşasın gibi düşünceler içerisinde çok değişik bir toplum olmaya başladı. Halbuki bizim ne güzel huylarımız, ne güzel anneannelerimiz vardı. Büyüklerimizden gördüğümüz, öğrendiğimiz ama çok değişik boyutlara gitmeye başladık. Ha, teknoloji mi bu konuda bize bunu yapıyor? Bilmiyorum. Teknoloji de olabilir. Çünkü toplumları gerçekten farklı bir yere götürüyor teknoloji. Eğer doğru kullanılmıyorsa, ki Türkiye'de de doğru kullanıldığını kimse iddia edemez halk tarafından. Efendim evet, sonra yine bu hafta içerisinde bizi şaşırtan başka bir şey daha oldu. O da neydi? İstiklal Marşı. İstiklal Marşı değişsin. Öyle değil de böyle okusun. Hayatım, güzeller içindeki insanlar, size kendimizi biz teslim etmişiz. Ankara'daki siyasetçiler, devlet büyükleri, bu işleri bilenler, buradan size seslenelim sonuna kadar ve diyelim ki ne istiyorsunuz İstiklal Marşı'na? Yani bu ülkede, Türkiye'de konuşulacak, edilecek hiçbir şey kalmadı. İstiklal Marşı'nın değişmesi kaldı. Ne diyeyim ki? Bunu da size bırakıyorum yorumu. Mehmetçik efendim, Mehmetçik Afrin'in kapısında bekliyor Afrin'e. Neden bekliyor? Ben bunu anlayamıyorum. Türkiye'de biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı'nda Ege'den askeri Yunan'ı İzmir'den denize dökmek o dönemde 10 günü falan almıştı. O dönemdeki o olayla, ki 18 Mart yarın biliyorsunuz Çanakkale şehitlerinin de anma günü, yarın da bunları konuşacağız bol bol sizlerle. Yani niye bekliyor Mehmetçik Afrin'de bilmiyoruz. Ben anlamıyorum, anlayan varsa söylesin. Ve asıl işte bu söylediklerimin arkasından tam üzerine denk gelen söyleyeceğim. Çiftlik bank olayı efendim. Bu ülke bir sürü banker faciasıyla karşılaştı.
Yok efendim Kombasan Holdingleri gördü. Yok efendim şunları gördü, bunları gördü. Her şekilde aldatıldı. Titanları gördü. Şunu gördü, bunu gördü. Bir sürü jet fadılları gördü. Daha sayılacak çok isim var tabii ki. Ama aklı başına gelemedi. Adam geliyor Çiftlik Bank diye sizi çatır 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 soyuyor. Soyuyor. Ondan sonra da gidiyor Uruguay'dan size el sallıyor. Söyleyeyim mi? Ben neden anlamıyorum bunları bilmiyorum. Anlayan varsa bana göndersin ve ben sizden bunların hakikaten detaylarını, bana anlatabileceklerinizi bekliyorum. Evet, şimdi bir müzik dinleyelim. Arkasından efendim ne yapalım? Haberlerimize geçelim. Adamlar doğruyu söylemiş, bir çiçekle bahar olmaz. Kişi kendini bilip sağa sola sormalı, can pazarı bu oyun olmaz. Zürafanın düşkünü, beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel beni dinle iyi yaz. Defteri kalemi al bir yaz. Limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Ha 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 ha, içine hazmi çiçeği, biraz çöre otu katasın aman. Ha 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 ha, hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman. Ha 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 ha, bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha 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 ha, şov! Çok yaşa! Tedbirini al, önünü kış tut, bırak yine de yaz gelsin. Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz, sonra dizini döversin. Zürafanın düşkünü, beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel beni dinle iyi yaz. Defteri kalemi al iyi yaz. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Ha 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 ha, içine hazmi çiçeği, biraz çöre otu katasın aman. Ha 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 ha, hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman. Ha 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 ha, bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha 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 ha, şov! Çok yaşa! Barış iğneyi kendine batırır, çuval kızı başkasına. Bol keseden aklı ona buna dağıtır, darısı kendi başına. Zürafanın düşkünü, beyaz giyer kış günü. Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca bana gel beni dinle iyi yaz. Defteri kalemi al iyi yaz. Limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Ha 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 ha, içine hazmi çiçeği, biraz çöre otu katasın aman. Ha 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 ha, hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman. Ha 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 ha, bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha 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 ha, şov! Çok yaşa! Limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Ha 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 ha, içine hatmi çiçeği, biraz çöre otu katasın aman. Ha 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 ha, hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman. Ha 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 ha, bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim. Ha 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 ha, şov! Çok yaşa! Limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Ha 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 ha, içine hazmi çiçeği, biraz çöre otu katasın aman. Ha 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 ha, hatta biraz tarçın, bir tutam zeytin.
özür diliyorum. Efendim ne varsa eğer hastalığınız, gribiniz varsa size böyle bir karışımı önerelim, hemen verelim. Çok özür diliyorum. Sevgili izleyiciler, Avrupa Parlamentosu bir tasarıyı kabul etti. Suriye'de durum adlı bu tasarıda karar tasarısı kabul oldu ve Türkiye'nin Afrin'den çekilmesi ve üzerine Türkiye'nin burada Suriye ile bu bölgede olumlu rol oynamasını istediler ve işte haberin detayları. De sona doğru geliyoruz. Birileri meydan okuyor. Erdoğan Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı harekatına değindi. Afrin'de sona doğru geliyoruz dedi. Sözlerinin hedefinde Türkiye'ye Afrin'den çekilmesi çağrısı yapan Avrupa Parlamentosu vardı. Askerlerinizi çekin oradan diyorlar. Bu doğru değil diyorlar. Ey Avrupa Parlamentosu, siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız? O aklı kendinize saklayın. AK Parti Erzurum İl Kongresi öncesinde vatandaşlara seslenen Erdoğan, alınan kararı tanımadıklarını da söyledi. 3,5 milyon Suriyeli'ye 7 senedir ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açıp gönderseydik kaçacak delik arayacaktınız, delik. Bize yalvardınız, aman kapıları açmayın diye. Biz insanlık yaptık ama siz insanlıktan anlamıyorsunuz ki. Ve şu anda da istediğiniz kararı alın. Bir kulaktan girer, öbüründen çıkar. Sizin aldığınız kararların zaten kıymeti harbiyesi yok. Ve Afrin'de sivillerin hedef alındığı iddiaları Erdoğan sert çıktı. Asla sivil insanlarla bizim işimiz yok. Afrin'den kaçmak isteyen sivillere bile nasıl zulmettiklerini gördünüz değil mi? İninize girdik, gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın, kovalayacağız. Evet efendim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Suriye'de durum başlıklı karar tasarısını kabulünün arkasından bu şekilde konuştu Erzurum'da. Şimdi geçelim diğer haberimize. Hatırlayacaksınız, gazeteci Şahin Alpay, Mehmet Barlas'la birlikte, pardon, Mehmet Altan'la birlikte Şahin Alpay Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu. Ağır ceza ile ilgili, kendileri hakkında çıkan ceza ile ilgili. Anayasa Mahkemesi hak ihlalini kabul etmişti. Fakat mahkeme bunu uygulamamıştı. Şahin Alpay bir kez daha Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu ve hak ihlali bir kez daha kabul edildi. Buyurun haberin detayları. Anayasa Mahkemesi gazeteci Şahin Alpay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Gazeteci Alpay, AYM kararının uygulanmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle AYM'ye ikinci kez bireysel başvuruda bulunmuştu. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Şahin Alpay'ın bu yeni başvurusunu bugünkü gündem toplantısında ele aldı. Kurul, hak ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi. AYM'nin kararının gerekçesinde mahkeme kararlarının bağlayıcı olduğu vurgusu yaptığı öğrenildi. Yüksek Mahkeme ayrıca Alpay'a 20 bin lira tazminat ödenmesine de hükmetti. Alpay gibi yeniden bireysel başvuruda bulunan Mehmet Altan'ın dosyasının ise daha sonra ele alınacağı belirtildi. Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz 11 Ocak'ta Şahin Alpay ve Mehmet Altan için hak ihlali kararı vermiş ve tahliye yolu açmıştı. Ancak gazetecileri yargılayan 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemeleri AYM'nin ihlal kararını uygulamamışlardı. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yolu 12 Eylül 2010'daki anayasa değişikliği referandumunda açılmıştı. Evet, Şahin Alpay'a ev hapsi uygun görüldü, tahliyesi yapıldı. Henüz özgür değil ama ailesine kavuşmuş oldu. Bunu da çizmiş olalım, altını çizerek sizlere aktarmış olalım. Anayasa Mahkemesi'nin kararları enteresan ve uygulamalar enteresan. Bekleyip göreceğiz bakalım neler oluyor. Şimdi efendim, durum böyleyken tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da CNN'e konuştu. Bakın o hangi konuların altını çizdi ve özellikle MHP için neler söyledi.
CHP seçimi boykot edecek mi? Tüzük Kurultayı ve Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nın bestesi için söylediği sözler. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Hürriyet gazetesine konuştu. Önemli açıklamalarda bulundu. CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, sosyal medya hesabından AK Parti ve MHP'lilerin oylarıyla geçirilen seçim ittifakı düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunmuş, boykot vurgusu dikkat çekmişti. Böke'nin açıklamaları soruldu CHP liderine. Ne boykotu? Zaten biz kazanacağız. Demokrasi isteyenlerin ağırlığını herkes biliyor. Demokrasiyi yeniden getirmek, tek adam rejiminden kurtulmak hepimizin ortak talebi. Demokrasi talebi de tabii ki sandıkta dile getirilir. Biz de öyle yapacağız. Selin Sayek Böke'yi uyardınız mı sorusuna ise hayır yanıtını verdi. Kılıçdaroğlu tüzük kurultayına da değindi. Partisinin bundan sonraki hedefinin 2019 olduğunu, seçim güvenliği konusunda STK'larla da görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanının tek aday mı yoksa ortak aday mı sorusuna da yanıt veren Kılıçdaroğlu, netleşen bir durum olmadığını, parti meclisinin karar vereceğini söyledi. MHP ile yaşanan polemik de gündemdeydi. Kılıçdaroğlu, tüm partilere eşit uzaklıktayız, eşit yakınlıktayız. Siyasi partiler arası bir ayrımımız yok. MHP, HDP'yi kullanarak üzerimize saldırıyor. Amaç, geçmişte AK Parti ile yaptıkları kavgaları unutturmak, dedi. Ve Erdoğan'ın İstiklal Marşı ile ilgili tartışma yaratan sözleri. En büyük üzüntüm, bu emsalsiz marşın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin yapılamamış, bulunamamış olmasıdır. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili sanki sorun yokmuş gibi İstiklal Marşı sorunu yaratıyor. Yapay sorunlarla ülkeyi meşgul ediyor değerlendirmesini yaptı. Evet, CNN'e yaptığı açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu bunları söyledi. Altını çizdi. Hem MHP ile olan konuyu hem İstiklal Marşı konusunu. Fakat İstiklal Marşı konusu CHP'de bitmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da yine İstiklal Marşı ve diğer konularla ilgili de işte şu açıklamaları yaptı. Bilsin ki eğer böyle bir marş değiştireceklerse bu marş bizim marşımız olmaz. Türkiye'nin marşı olmaz. Ancak ve ancak o marş AKP'nin marşı olur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstiklal Marşı'nın bestesiyle ilgili sözlerine tepki CHP'den geldi. Malatya'da partisinin il başkanlığı binasında AKP konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Erdoğan'a yüklendi şey sözleriyle. İstiklal Marşı'nın bestesini beğenmiyormuş beyefendi. Tabii kendisi müzikolog, müzik uzmanı. Bilmediği bir şey yok. Bu İstiklal Marşı'nı beğenmeyen anlayış aslında 200 yıllık Türkiye'nin demokratikleşmesiyle hesaplaşmaya çalışan anlayıştır. CHP'li Ağbaba Erdoğan'ın gündemi değiştirmek için böyle bir konuyu gündeme getirdiğini de ileri sürdü. Bu tartışmanın yapılmasının sebebi bu dinde güncellemeden dolayı kendi camiasına çok tepki aldı. Bunu biraz gündemi değiştirerek dengelemeye çalışıyor. Bazen Atatürk'e laf söyler, bazen İnönü'ye laf söyler. Bazen ülkenin kurucu değerleriyle çalışır, Lozan'a laf eder. Şimdi İstiklal Marşı'nın bestesiyle uğraşıyor. Yakında, değerli arkadaşlar, yakında Ankara çok soğuk, başkenti değiştirelim derse şaşmayın. Ağbaba marşın değiştirildiği takdirde artık Türkiye'nin değil AK Parti'nin marşı olacağını da belirtti. Ama buradan söyleyelim ki bilsin ki eğer böyle bir marş değiştireceklerse bu marş bizim marşımız olmaz, Türkiye'nin marşı olmaz. Ancak ve ancak o marş AKP'nin marşı olur. Burada hiçbir güç, hiçbir kuvvet o marşı bize söyletmeye gücü yetmez. Onu söyleyelim, burada açıkça belirtelim. Evet, bu arada İstiklal Marşımızın 97. yılı, 97. yaşındayız. Onu kutluyoruz. Bunu da ifade etmekte fayda var efendim. Evet, sıradaki habere geçelim. Saddam Hüseyin'i hatırlayın efendim. Bundan 30 yıl önce 1988 yılında Halepçe katliamında kimyasal silahlarla öldürdükleri vardı. O katliama sebep olduğu, orada hayatını kaybeden insanlar vardı. Ve 30 yıl geçti aradan, 30 yıl sonra bu oradaki kaybettilen insanların anısı bir kez daha anıldı.
Tarihler 16 Mart 1988'i gösteriyordu. 8 yıl süren İran-Irak Savaşı'nın son aylarıydı. Çoğu kadın ve çocuklardan oluşan binlerce Iraklı Kürt halkı Saddam Hüseyin'in emri sonucu kimyasal saldırıda yaşamını yitirdi. Katliamın üzerinden tam 30 yıl geçti. O gün yaşananlar Orta Doğu'da Hiroşima etkisi bıraktı. Katliamda 5000 insan öldürüldü. Halepçe katliamı üzerinden geçen 30 yıla rağmen unutulmadı. İstanbul Üniversitesi'nde 78'liler girişim üyesi bir grup ve üniversite öğrencileri Halepçe katliamında ölenlerle 1978'de öldürülen 7 öğrenciyi andı. Efendim, haberlerimiz bunlardan ibaret sizlere aktaracağımız. Şimdi gazetelerimize döneceğiz. Bugün çok fazla hakikaten sizlere aktarmak istediğim köşe yazısı da var. Onları da okuyacağım. İşte onlardan biriyle başlamak istiyorum şimdi. Geçtiğimiz hafta içinde yayınlanan Sözcü Gazetesi'nin son sayfasındaki Yılmaz Özdil'in bir yazısı var. Aslında bu yazı, bu köşe yazısı sadece bugün, yarın, daha sonraki günler için değil, bizim açılışta da yaptığımız konuşmayla birlikte her zaman önümüzde durup destur edinmemiz gereken yazılardan bir tanesi. Enteresan. Bakın paylaşacağım size. Diyor ki Yılmaz Özdil 13 Mart Salı günkü Sözcü Gazetesi'nde kızları taşıyan uçak düştü. Berkin 15 yaşındaydı. Ekmek almak için evinden çıktı. Biber gazı kapsülüyle kafasından vurdular. Komaya girdi. O halde yatarken 16 kiloya kadar düştü. Türkiye tarihinin gördüğü vebali en ağır 16 kiloydu. Kısacık ömrünün son 5 gününde beynindeki hasar nedeniyle epilepsi krizi geçirdi. Kalbi durdu. Makineye bağladılar. Akciğerinde hava deliği oluştu. Beyin fonksiyonları çalışmaz hale geldi. İç organlarındaki hasar büyüdü. Vurulduğunda yaz mevsimiydi. Sonbahar, kış, 3 mevsim direndi Berkin ve 269 gün dayanabilirdi. Sonra son nefesini verdi. Yuhaladılar Berkin'i. Bir miting meydanında yuhaladılar. Evladını elleriyle toprağa veren annesini de yuhaladılar. Özgür, Elif, Can, Büşra, Tarık, Ceren, Oğuzhan, bir de kedileri vardı Nohut. Bilkent Üniversitesi'nde öğrenciydiler onlar. Hukuk, uluslararası ilişkiler, turizm, iç mimarlık, siyaset bilimi, ticaret yönetimi, kimya okuyorlardı. 18-19 yaşındaydılar. Yılbaşı gecesi Özgür'ün evinde birlikte oldular, toplandılar. Doğal gaz zehirlenmesinden hayatlarını kaybettiler. Sorumluların yakasına yapışacaklarına aman belediye zarar görmesin diye çocuklara saldırıldı. Polis kayıtlarına göre resmen yalan olmasına rağmen üstleri yarı çıplaktı dediler. Yandaş medya alenen iftira manşeti attı. Kızlı erkekli alkolden öldüler dedi. Pamir henüz 3 yaşındaydı. Zekeriya köyde ailesi uyurken evden çıktı, kayboldu. Tüm Türkiye nefesini tutarak arama çalışmalarını takip etti. Netice maalesef komşu villanın yosunla kaplanmış havuzunda cansız bulundu Pamir. Arama çalışmaları sürerken sosyal medyadan nefret fışkırıyordu. Annesi Aleviymiş yazdılar. Annesi DHKPC'liymiş yazdılar. Annesi Gezi eylemcisiymiş. Annesi çapulcuymuş yazdılar. Ailesi beyaz Türkmüş diye yazdılar. Villalarda matem var. Vah vah diye yazdılar. Ve şimdi Dubai'den gelen özel uçak da İran'da düştü. İkisi pilot, biri hostes, 11 pırıl pırıl genç kızımız hayatını kaybetti. Öylesine acımasız yorumlar yazılıyor, öylesine vicdansızca ifadeler kullanılıyor, öylesine iğrençliğe dönüştürülüyor ki hayatını kaybeden kızları sosyal medyada hesapları aileleri tarafından kapatıldı. Berkin'in babası işsizdi, Mina'nın babası holding sahibi. Meselenin zenginlikle, yoksullukla, eğitimle, mezheple falan alakası yok. Eğer siz hala sadece hukukumuzu, demokrasimizi, cumhuriyetimizi kaybettiğimizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. İnsanlığımızı kaybettik. İnsanlığını kaybetti bu ülke. İnsanlıktan çıktı. Türkiye'nin sessiz çoğunluğu artık esir olduğu kişisel korkularını yenip, topluca sesini yükseltip bir saniye bile kaybetmeden kindar nesille mücadele etmek zorundadır diyor ve nasıl toplumumuzun, sosyal yapımızın, insanlarımızın değiştiğinin altını çiziyor
Yılmaz Özdil efendim. Ben de sizinle bu konuyu paylaşmak istedim. Beni çok etkileyen bir yazıydı. Şimdi geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşet haberinde az önce bizim de haberlerimizde yer alan Anayasa Mahkemesi'nden çıkan o gazeteci Şahin Alpay'la ilgili olan haber var. İşte buyurun. Anayasa Mahkemesi ağır ceza hukuk ve görev hatırlatması yaptı. Ev hapsiyle tahliye deniliyor. 13. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ davasında gazeteci Şahin Alpay'ı ev hapsi şartıyla tahliye etti. Ağır cezadan saatler önce Anayasa Mahkemesi Alpay için ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Tahliye vurgusu yaptı. Anayasa Mahkemesi gerekçede bir ilke imza attı ve mahkemeye göreviniz Anayasa Mahkemesi'nin görev ve yetkilerini değerlendirmek değil, ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldırmaktır diye alt mahkemeyi uyardı. Neler oluyor hukukta dedirten bir haber. Evet, devam edelim manşet haberiyle. Çiftlik Bank dedik efendim. Çiftlik Bank, buyurun. Uruguay çiftliği demiş adam, karısını bile burada bıraktı, birlikte hareket ettiği, birlikte insanları dolandırdığı kendi ortağı olan karısını bile ortada bıraktı. Karısı tutuklanırken kaçtı gitti Uruguay'a, orada başka hatunlarla fotoğraflar çektiriyor, insanlarla, paralarını alıp götürdüğü insanlarla dalga geçiyor. Bakın haberin detaylarında neler var. Hürriyet Çiftlik Bank'a 511 milyon lira dolandırıp Uruguay'a yerleşen Mehmet Aydın'ın Montevideo'daki evini buldu diyor. 2 katlı ve 620 metrekareymiş. Olur tabii yani. Mehmet Aydın'ın adres gösterdiği yerde her biri 620 metrekarelik 4 villa var. Özel girişi ve bahçesi olan 2 katlı villalar güvenlik, temizlik ve otopark hizmetlerinden de yararlanabiliyorlarmış efendim. Ve mesaj yollamış bize, daha doğrusu bize değil, o inekleri, sığırları alanlara, hani böyle tuşluyorlardı beğendikleri sığırı, ondan sonra da onu alıyorlardı ya, dolayısıyla onlarla dalga geçmiş. Mehmet Aydın dolandırdığı kurbanlarıyla yolladığı ses kaydında Uruguay'da olduğunu söylerken dalga da geçti. Geçmiş olsun demiş, Bitcoin ile ödeme yapacağım demiş. Mişmiş. Evet, Çiftlik Bank gibi 11 site daha var Türkiye'de diyor Hürriyet. Bakın çok dikkat edin buna. Çiftlik Bank gibi 11 sistemi daha inceledik. Bazı siteler kapalı, bazısı yeni üyelik kabul etmiyor. BB Hayvancılık hala açık ve çalışıyor demiş. Ve Hürriyet gazetesinin iç sayfalarında, 10. sayfasında bu haberin detaylarına bakabilirsiniz efendim. Ya ne kadar kolay kandırılıyoruz. Nasıl inanıyoruz buna? Yani biz bir tane bu konu o kadar ilginç ki, bakın Sözcü Gazetesi'nin, Hürriyet'e döneceğim yine ama Sözcü'nün baş sayfasına geçelim. Çiftlik Bank firarisi Mehmet Aydın'ın marifetleri bitmiyor denmiş. Tosun devleti bile kandırmış diyor. Buyurun, devleti bile kandırabiliyorsa artık gerisi halk ne yapsın? Aydın'ın Konya'da çiftlik kuruyorum diyerek devletten 210 bin lira hibe aldığı, sözde açılışta Tarım Bakanı'nın kutlama telgrafı yolladığı ortaya çıktı. Vay 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 vay. İşte bakın. Ve kimler var? Yani inanılmaz isimler var açılışta. Bakar mısınız? Sözde çiftlik açılışı yapıyor ve kimler katılıyor? Taraklı Belediye Başkanı Taceddin Özkaraman, Taraklı Kaymakamı Cihat Koç ve yakından tanıdığımız Profesör Doktor Orhan Kural bu fotoğrafta yer alıyor. Çiftlik Bank'ın Sakarya Taraklı'daki sözde tesisleri için 4 Kasım 2017 tarihinde tören yapıldı. Çok uzun değil yani, 2-3 ay gerisi. Açılışa içerideki ilçedeki devlet erkanı katıldı. Müftü dua ettirdi. Sonra hep birlikte kırmızı kurdeleler kesildi. Devlet görevlilerinin hiçbiri dolandırıcılığa alet olduğuna anlamadı. Anlamadı yani, devleti bile dolandırmış adam, helal olsun. Çiftlik Bank vurgunundan her gün yeni bir rezalet ortaya çıkıyor. 77 bin kişiden 510 milyon lira toparlayıp Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın devleti de fena çarpmış diyor. %30'luk hibe. CHP'li Erkan Aydın vurgunu şöyle açıkladı. Mehmet Aydın Konya Akşehir'de açacağı sözde çiftlik için bakanlığa 700 bin liralık çiftlik raporu sunmuş. Bunun üzerine de %30'u oranında hibe almış. Yani bir de böyle de dolandırdı hepimizi. Hepimizin cebinden çıkıyor o paralar tabii ki. Oradan da aldı onu. SPK 28 Aralık 2017'de Çiftlik Bank için suç duyurusunda bulunmuş. Bu çiftliklerin açılışına Tarım Bakanı telgraf yollamış. Hayırlı uğurlu olsun demiş. Adam da din iman demiş. Paraları
iç etmiş deniliyor. Yani ne diyeyim ki, ne söyleyeyim ki, kaçırdığı paraları şovla göster ve paraları gösteriyor. Adam dalga geçiyor. Nasıl bir şeydir bu ya? Bakar mısınız? Firari Mehmet Aygın yanında Uruguay'a götürdüğü milyonlarca doların görüntülerini sosyal medyada yayınladı. Bir komedinin bütün çekmecelerinin para dolu olduğu görüldü. Kolunda da altın saat varmış. Severiz saatleri ama altın saatleri özellikle. Türk milleti olarak çok severiz. Bakandan uyarı. Böyle 11 girişim daha var diyor. Bakın bakan söylüyor bunu, bakan. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi vatandaşlara yeni çiftlik bank vurgunlarına karşı uyardı. Bizim tespit ettiğimiz bunun gibi 11 tane girişim var. Vatandaşlarımızın uyanık olması lazım. Sayın Bakan, siz buna tedbir almıyor musunuz? Siz bunları yakalayıp kapattırmıyor musunuz? Vatandaşlarımız uyanık olsun ama siz madem ki 11 tane daha böyle sistem olduğunu biliyorsunuz, mutlaka siz bunun tedbirini alacaksınızdır. Öyle değil mi? Aynen bu şekilde. Bakın CHP'li başkan da kanmış. Yani kanmayan yok ki. Dolandırıcı Aydın geçen Aralık'ta da Konya Tuzlukçu'da başkanın katılımıyla sözde çiftlik açtı deniliyor. Tuzlukçu Belediyesi'nin CHP'li başkanı Nurettin Akboğa varmış onunla birlikte. Yani herkesi bir güzel kandırmış. Hatta ve hatta eşini, ne diyorum, eşini bırakıyor. Onun yerine eşi tutuklanıyor içeride. Ama gördüğünüz gibi adam çekiyor gidiyor ve bir de dalga geçiyor. Ne diyeyim, ne söyleyeyim, ben sözü size bırakıyorum. Evet, Hürriyet'le devam edelim. Sizden gelen mesajlar da var. Afrin'e çifte bildiri diyor Hürriyet. Ama arkadaşlarım da bana bir mesaj yolluyorlar. Diyorlar ki bir müzik dinleyelim. Kısacık bir ara verelim. Çaylarımızı tazeleyelim. Arkasından devam edelim. Tacize, tecavüze uğrar, susar. Çocuk gelin, çocuk anne olur, susar. Şiddet görür, susar. Evlat acısını tadar, kanlı gözyaşlarını içine akıtır, susar. Çünkü kadın. Tarakitap.com. 36 dalda ödül adayı 12 film. Yıl boyunca D-Smart'ta. Ödüllü filmlerle dolu D-Smart sinema keyfi ve sınırsız fiber internet şimdi ayda sadece 69 lira. Ayrıca ilk ay tüm kanallar hediye. Siz de dost doğru D-Smart'a gelin, büyüleyici filmleri ve dünyanın takip ettiği dizileri HD kalitesiyle izleyin. D-Smart her televizyona şart. ...96.4 Cem Radyo. Seninle gelemem artık.
sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Başkasının olamam artık. Acısı tarifsiz hallere düştüm. Senden başkasının olamam artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Parçaya böldün, daha bundan küçük olamam artık. Aşkınla beni bin parçaya böldün, daha bundan küçük olamam artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Beni hiç eden sensiz hayatı. Sevmek istesem de sevemem artık. Evet efendim, ikinci bölümüyle karşınızdayız Yaşamın İçinde'nin. Şimdi devam ediyoruz Hürriyet Gazetesi'nden. Çifte bildiri deniliyor Afrin'e. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun kıskacı aldığı Afrin'de halka ve PYD PKK'lı teröristlere havadan iki ayrı bildiri atıldı. Bildiriler Arapça ve Kürtçe olarak hazırlandı. TRT Radyo yayını yaptı deniliyor. Halka yönelik bildiride teröristlerin kalkanı olmayın, terör mevzi ve barınaklarından uzak durun uyarıları paylaşıldı. Teröristlere yönelik bildiride ise seni asılsız ve boş vaatlerle kandıranların oyununa gelme, aldanma denilerek teslim olmaları istendi. Çağrılar Arapça ve Kürtçe olarak TRT'den bölgeye yapılan yayında da kullanıldı deniliyor. Ve kilise hayatın normale döndüğünün altı çiziliyor. Korku bitti deniliyor. Henüz hava kararmadan kemiklerin kapatıldığı, insanların evlerine çekildiği kiliste artık sokaklar kalabalık ve normal yaşama dönüldü deniliyor. Yine bu haberin detaylarında bu haberde yer verilmiş efendim. Evet, İngiltere'den Türklere oturum kısıtlaması varmış. Artık süresiz oturum izni verilmeyecekmiş İngiltere'de Türklere. İngiltere 16 Mart'tan itibaren iş insanlarının ve ailelerinin Ankara Anlaşması bağlamında talep ettikleri süresiz oturum talebine olumlu yanıt vermeyecek. İşini devam ettirmek ya da iş kurmak isteyen kişiler için azami 3 yıllık oturum hakkı verilecek deniliyor. İngiltere böyle bir önlem almış efendim Türklerle ilgili. Bunu da sizinle paylaşmış olalım. Ve geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Aynı haber Sözcü'nün de sürmanşetinde var. İngiltere'nin süresiz oturum izni vermeyeceğini söylüyor Sözcü Gazetesi de. Tosun devleti bile kandırmış haberini az önce sizlerle paylaşmıştık biliyorsunuz. Açılışları ve Çiftlik Bank olayını, bu dolandırıcılığı size aktarmıştık. Yani cebinde 5 kuruş olmayan bir kişi internetten bak gel buradaki hayvanı beğen, bu sığırlardan bir tanesi senin olacak. Bunun etinden, sütünden ve her şeyinden yararlanacaksın ve bu hayvandan para kazanacaksın diyerek insanlara bir saadet zinciri kurup kandırıp hele hele böyle küçücük çocukları ve parayı yatıran kişiler de nereye yatırıyor biliyor musunuz? Yani bir şirket yok. Bir belli bir karşınızda muhatap olabilecek birisi yok. Gidiyorsunuz adamın hesabına, banka hesabına parayı yatırıyorsunuz. Saldım çayıra paramı, Mevlam kayıra. Oo, çok para kazanacağım.
Yani başlangıçta birkaç kişiye para göndermiş galiba, öyle bir şeyler varmış da. Bu da böyle. Şimdi Sözcü'den devam ediyoruz. Bartın'dayız efendim. Bartın Milli Eğitim Müdürü çok dertli, çok sinirli. Sinirlendirmeyin adamı. Bakın neden? Başı açık kız öğrenci görünce sinirleniyorum. Yaşar Demir, Bartın Milli Eğitim Müdürü. Müdür Yaşar Demir'in bu açıklamayı müftüler toplantısında yaptığı öne sürüldü. CHP savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bartın CHP İl Başkanı Hatice Erkan savcıdan 21 Şubat'ta yapılan toplantının kamera kayıtlarını incelemesini istedi. Müftü Demir ise suçlamaya kayıt bulurlarsa sonucuna razıyım karşılığını verdi. Yani demedim demiyor Yaşar Demir ama kayıt bulurlarsa razıyım diyor. Ama sinirlendirmeyin yani Milli Eğitim Müdürümüzü. Niye sinirlendiriyorsunuz? İnanılacak gibi değil. Evet, bakıyoruz. Komandolar Afrin için emir bekliyor. Hadi dedik ya Mehmetçik Afrin'in kapısında bekliyor diye. Afrin'in etrafında çember daraltıldı. Tanklarımız dış bölgelere girdi. Jetlerimiz de sivillerle ilçeden ayrılmaları için Arapça ve Kürtçe bildirimler attılar. Mehmetçik beklemede. Şimdi efendim Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasındaki Rahmi Turan'ın Tokmak adlı köşesine bakalım. Başka derdiniz kalmadı mı diyor Turan Hoca. Bütün sorunlarımız halledilmiş gibi şimdi de İstiklal Marşımızın bestesini tartışıyoruz. Peki neden? Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle istedi de ondan. Erdoğan en büyük üzüntüm İstiklal Marşı'nın hakiki manasını yüreklere nakşedecek bir bestenin bulunamamış olmasıdır. Bestekarlara büyük iş düşüyor. Temenni ediyoruz ki o da çıkar demişti. Bazı aklı başında müzisyenler milletimizin yeni bir İstiklal Marşı melodisine ihtiyacı yoktur derken saraya yaranmak isteyen bir kısım müzisyenin yeni beste için harekete geçtikleri de belirtiliyor. Ülkede işsizlik almış başını gidiyor. Enflasyon dizginlenemiyor. 50 milyar doları geçen cari açık, ekonomideki kırılganlık, çöken tarım ve hayvancılık, çiftlik bankta dolandırılan insanlar, sağlıklı işlemeyen adalet sistemi ve ağır baskı nedeniyle korkusuzca karar veremeyen yargı mensupları, eğitim, sağlık, tüm bu sorunlar toplum huzurunu rayından çıkarırken marş bestesiyle uğraşmanın mantığı ne? Peki tüm bunlara sarayın küçük ortağı Milliyetçi Devlet Bahçeli ne diyor? İttifak bozulur korkusuyla sesini, soluğunu çıkartmıyor diyor Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasında kendine ayrılan köşeden Rahmi Turan. Ve hemen Sözcü'ye gelmişken, Çiftlik Bank'ı konuşuyorken Yılmaz Özdil'in köşesine gidelim efendim, ona da bakalım. Çiftlik Bank diyor, Cumhurbaşkanı seçildi. Cumhurbaşkanlığı sarayda oturmadı. Evi yok, eşine ait köy evinde oturuyordu. Suyu kuyudan çekiyordu. Maaşının %90'ını yoksullara bağışlıyordu. %10'uyla geçiniyordu. Makam uçağı kullanmadı. 87 model Vosvos'u var, ona bindi ama şoförü yoktu. Meclise Vespa ile geldi, koruması yoktu, banka hesabı yoktu, kredi kartı yoktu. Üç bacaklı topal bir köpeği vardı. Siyaset para biriktirmek için değildir, halk olmaktır diyordu. Birleşmiş Milletler'de konuşma yaptı. Kalıcı olan aşk, dostluk, dayanışma ve ailedir. Belirleyici olan hayat olmalıdır, tüketim değil dedi. Cumhurbaşkanlığı süresi bitti. İlla gene seçileyim, koltuğa yapışayım, kazık çakayım, oyları çalayım falan demedi. Emekli oldu. Uruguay Cumhurbaşkanı José Mujica'dan bahsediyoruz. Peki Uruguay halkı evi olmadığı için, suyu kuyudan çektiği için, Vosvos'a bindiği için mi Cumhurbaşkanı seçti onu? Hayır. Cumhurbaşkanı seçilmeden önce Tarım Bakanı'ydı. Akılcı ve halkçı politikalarıyla 5 yıl gibi bir sürede Uruguay topraklarının %90'ını tarım yapılabilir hale getirdi. Ülkesini buğday, pirinç, mısır, arpa, yulaf deposu haline getirdi. Canlı hayvan varlığını sığır, koyun, domuz, kümes toplam 45 milyona çıkardı. Ülkesindeki canlı hayvan nüfusunu ülkesindeki insan nüfusunun 13 katına çıkardı. Süt ürünleri sektörünü 5 katına büyüttü. Topraktan elde edilen kazancın bir kısmını denize döktü, balıkçılık patladı, 3 katına çıkardı. Tarım ve hayvancılık sayesinde işsizliği azalttı, kişi başına düşen geliri arttırdı, maaşları yükseltti, köyden kente göçü durdurdu. Hırsızlık yapmaması, paraya tamah etmemesi, sarayda oturmaması, Vosvos'a binmesi hayat felsefesi. Elbette örnek alınması gereken davranışlardı ama Cumhurbaşkanı seçilmesinin sebebi de tarımdı.
Biz ise dünyada kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydik. Cumhurbaşkanımız kendine 1100 küsur odalı saray yaptırdı. Emrinde 7 tane filan uçak var. Örtülü ödenekle yılda 2 milyar liradan fazla kafasına göre harcama yapıyor. Nereye harcandığını sormak bile yasak. Şimdi yukarıdaki Uruguay'dan inek ithal ediyoruz, saman ithal ediyoruz. Herifin biri internette çiftlik bank kurdu. Beğendiğiniz ineğin üstünü tıklayın, şahsi banka hesabıma parayı yatırın. İneğin etinden sütünden size kar payı ödeyeyim dedi. Saman ithal eden ülkenin insanları bu teklifi çok mantıklı buldu. Herifin şahsi hesabına Tiko para 500 milyon lira yatırdılar. 500 milyon lira. Paralar balyaladı, Uruguay'a kaçtı. Uruguay'da elçiliğimiz yok. Suçluların geri iadesi anlaşmamız da yok. Uruguay'dan inek alabiliyoruz ama çiftlik bankın sahibini alamıyoruz. Tarımdaki muhteşem başarılarını takdir ederek AKP'yi 16 senedir iktidarda tutan sayın ahalimizi tebrik ediyorum. Çiftlik Bank'ın İmam Hatipli sahibine 500 milyon lira ödeyen sayın ahalimizin en kalbi duygularla kucaklıyorum. Gerizekalı Uruguaylılar gibi en az 3 inek yapmayalım. İleri zekalılar olarak en az 3 çocuk yapmaya devam edelim demiş Yılmaz Özdil. Sözcü gazetesinden kendisine ayrılan köşeden efendim böyle seslenmiş okurlarına. Evet, Uruguay'ı da biraz tanımış olduk bu şekilde. Cumhuriyete geçiyoruz efendim. Akın Atalay'ı bırakmadınız ama teslim alamazsınız diyor Cumhuriyet. Savcının mütalasında çöken iddianameyi tekrarlamasına karşın Atalay yine tahliye edilmedi diyor. Haddinizi de yetkinizi de aşar alt başlığı var. Ve sende Ali'nin yüreği yoksa bir başka alt başlık. Şimdi bakalım detaylara. Cumhuriyet davasında konuşan İcra Kurulu Başkanımız Akın Atalay, savcının mütalasında iddianameyi tekrarlaması üzerine yayın politikasını değiştirme iddialarına 9 Kasım 2016'da yurda dönmeden önce yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Atalay ne zamandan beri gazetelerin yayın politikasını savcı belirlemeye başladı. Yayın politikasını beğenmiyorsanız almaz ve okumazsınız. Hepsi bu. Onun ötesi sizin haddinizde, yetkinizde aşar dedi. Sende Ali'nin yüreği yoksa Cumhuriyet'e yönelik operasyonun amacını gazeteye kapatarak susturmak yerine gazeteyi devretmek olduğunu söyleyen Atalay. Ama bilinsin ki bu hesap tutmamıştır, tutmayacaktır dedi. Atalay Mevlana'nın sözlerini anımsatarak Ali'den miras kaldı sana Zülfikar. Sen de Ali'nin yüreği yoksa Zülfikar neye yarar diye konuştu. Mahkeme Atalay'ın tutukluluğunun devamına karar verdi deniliyor efendim. Ve suçlama var, delil yok alt başlığı var yine. Copy paste yani kopyala yapıştır mütela denmiş. Davası daha ilk duruşmada arkadaşlarımızın savunmalarıyla çökmüştü. Buna rağmen dün açıklanan mütala çöken iddianamenin bir kopyası gibiydi. Hiçbir somut kanıt ortaya koymayan savcı Cumhuriyet düşmanlarının yazıları ve yorumlarıyla arkadaşlarımızın cezalandırılmasını talep etti deniliyor. Silivri'de özgürlük çığlığı denmiş. Efendim CHP'li vekillerin bu mahkeme öncesi Silivri'de olduğunun altı çizilmiş. Şahin Alpay'a tahliye haberi yine Cumhuriyet gazetesinde de yer alıyor. Ve bakıyoruz Aladağ faciasını unutan Milli Eğitim Bakanlığı özel yurtlarda yangın önlemini sınırladı. Çok enteresan bir haber bu sevgili izleyiciler. Şimdi hatırlayacaksınız. Talebe yurtlarında çıkan yangınlarda gençlerimiz hayatlarını kaybetmişti. Bunu unutmayalım. Milli Eğitim Bakanlığı şimdi özel yurtlar için bir yönetmelikte değişiklik yaptı. Ama bu değişikliğe inanamayacaksınız. Daha önce öğrenci sayısı 100 olan yurtlarda yangın söndürme sistemi, yani 100 öğrencin varsa yangın söndürme sistemi koyacaksın deniliyordu daha önce yurtlara. Bu koşul efendim yeni yönetmelikle değiştirildi. Ne oldu? 200 ve üzeri öğrenci olarak yazıldı. 200'den az öğrencisi olan yurtlarda yangın denetimi de yapılmayacak. 2016'da Adana'nın Aladağ ilçesinde tarikat yurdunda yangın çıkmış ve 11'i kız öğrenci ile bir yurt görevlisi yaşamını yitirmişti. Kamuoyunda büyük tepki çeken bu olaya rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın yangın önlemleri sınırlaması yeni facialara kapı araladı. Kim yapıyor bunu? Belki de Milli Eğitim Bakanı'nın haberi bile yoktur bundan. Nasıl olabilir böyle bir şey? Bırakın 100 öğrenciyi. Hani 100'ün altında olursa 100 o bile olmamalı.
Ya bir öğrenci bile olsa yangın denetimi olmaz. Can bu ya. Can. Evlatlarımızı gönderiyorsunuz oralara. Orada okumak, adam olmak, size faydalı, milletine, ailesine faydalı olmak için o yurtlara geliyorlar. Efendim 200 öğrenciden az öğrencisi varsa olmayacak. Ben bunu bilmiyorum. Hiçbir şekilde de hiçbir şey söyleyemeyeceğim. Bununla ilgili hakikaten inanılmaz bir olay. İnanılmaz bir olay. Yani çok 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 ilginç bir olay. Nedir, ne değildir? Bunun yanlışından bir an önce dönülmesi gerekiyor. Bunu da altını çizerek ifade edelim, söyleyelim efendim. Evet, Korkusuz Gazetesi'ne geçiyoruz. Korkusuz Gazetesi'ndeki haberlere bakalım şimdi. İngiltere hayali suya düştü deniliyor. Biliyorsunuz Türk vatandaşlarına verilen süresiz oturma izni kaldırıldı. Bir Ankara Anlaşması vardı. O Ankara Anlaşması doğrultusunda onun üzerine birçok Türk aile İngiltere'ye süresiz oturma izni alarak orada bir takım girişimlerde bulunacaklarını, orada çalışacaklarını söyleyerek gitmişlerdi. İngiltere-Ankara Anlaşması çerçevesinde Türklere verdiği süresiz oturum hakkını kaldırdı. Çünkü o kadar çok talep oldu ki. Ne kadar kötü değil mi? Bir ülkeden başka bir ülkeye gidip orada yaşamak isteyen insanların olması, kendi ülkesinden uzaklaşmak istemesi birilerinin. Gerçekten yani demişler ya, bülbülü altın kafese koymuşlar, ille de vatanım demiş. Bizde de bunun tam tersi. Neler oluyor bize? Hakikaten anlayamıyorum. Artık uzatma vizesi verilecek deniliyor. İngiltere dün skandal gibi bir vize kararı verdi. Ve Türklere verilen süresiz oturum uygulamasını sonlandırdı deniliyor. Şimdi ne yapacak orada olanlar peki? Büyük ihtimalle İngiliz vatandaşı olmaya çalışacaklar evlerini dağıtmamak için. Ya da işleri varsa, ikna edebilirlerse İngiliz hükümetini, oradaki işlerini 3 sene vize alarak yürüteceklermiş. Kolay gelsin diyelim. Ne diyelim, kimseye söyleyecek bir şey bulamıyoruz, söz bulamıyoruz. Evet. Şimdi öyle bir haber var ki sırada Korkusuz Gazetesi'nde, hani neresinden tutup neresinden başlayacağım, neresini konu edeceğim dedirten bir haber var. Ama ona gelmeden önce ben sizden gelen mesajlara bakmak istiyorum efendim. Efendim bakalım bakalım, bayağı bir mesajınız var çünkü ve birikti. Onları burada aktaralım sizlere. Evet, Mehmet Abuz, teşekkür ediyorum. Çiftlik Bank'ın detaylarını yollamış. Gülcan Yıldız bir şiir yollamış. Sevmek, gönül almak, ince düşünmek, güzel konuşmak, halden anlamak, düşeni kaldırmak, ağlayanı güldürmek. Hep bedava bunlar, biliyor musunuz diyor. Evet, biz de diyoruz ya size bazen ara ara bazı programlarımızda. Bilmediğiniz, tanımadığınız birine bir iyilik yapın. İşte bu. Bunları yapın yeter. Sevmek, gönül almak, ince düşünmek, güzel konuşmak, halden anlamak, düşeni kaldırmak, ağlayanı güldürmek işte. Aynen bizim de söylediğimiz gibi sonuna kadar hiç masrafı olmayan ve herkesi mutlu edecek olaylar. Efendim sizden gelen yorumlara şöyle bir bakacağım. Kimler, isimler? Efendim Nevvel Sürmeli, teşekkür ediyorum. Rıza Kalem, Mehmet Koyuncu, Muammer Köse, Nuran Kalabulut, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel mesajlarınız var. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Ve yüzlerce mesaj daha. Şimdi şuradan da gelen şiirler falan vardı. Onları da size okuyayım, vereyim. Evet Melih, teşekkür ediyorum. Melih Patlakçı, çok teşekkürler. Mustafa Göçer, hayırlı sabahlar, hayırlı günler diyor. Antalya'da havalar nasıl Mustafa Bey? Onu bir söyleyin herhalde. Yaz gelmiştir oraya artık. Mehmet Abuz, teşekkür ediyorum. Bülent Çulha, günaydın demiş. Teşekkür ediyorum. Metin Şahan, Lozan'ın da gündeme gelmesi... ne diyor bakalım, Lozan'ın da gündeme gelmesi beni üzmüştü. Günaydın Nilgün Hanım, İstiklal Marşı'nın gündeme gelmesi inanın ki beni çok üzmüştür. Ya işte bunlar zaman zaman gündeme geliyor. Geliyor, neden geliyor, niçin geliyor, çok mu gerekli bilmiyorum, anlayamıyorum. Yani anlayamadığım için size soruyorum zaten. Erdem İncir günaydın demiş, Hüseyin Piroğlu, Mehmet Başara, Hasan Serin, Murat Şeker, Yüksel Akdemir, Ümmüye Bakkal, Rafet Kazan, Atmaca Halil, Mustafa Çaylak, Kerim Yaman, Hakan Sarıyonca, Hasan Pınar, Orhan Korkmaz ve diğerleri. Şimdi Cevat hocamız da bize bir şiir yollamış.
Ona da bakalım, Cevat hocamızın şiirine de bakalım. Onları da Hanife Turan bir mesaj yollamış, ona bakalım. Günaydın İlgün Hanım, bu ülkede daha neler göreceğiz, neler duyacağız acaba demiş. Selamlar sevgiler. İnanın benim hiç sınırım yok. Yani duyacağım hiçbir şey beni şaşırtmayacak. O kadar enteresan bir hale geldik diye söylemek istiyorum. Efendim, Bergama'dan emekli öğretmen Cevat Turan ve eşim Mürşide ile birlikte tüm canlara ve can dostlara günaydınlar der, saygılar sunarız demiş ve şiirini yollamış. Diyet diyor. Cehalet zabıtaları kelepçe takmış beyinlere. Düşünmek hapis nedeni. Özgürlük esir pazarında zincirli. Alınan 2 paket makarna, 3 torba kömür, karşılığı 3 kuşak ömür demiş Cevat hocam. Ve kaleminize sağlık hocam, teşekkür ediyorum. Alaaddin Usta bize enteresan mesajlar yolluyor. Meritokrasi demiş, özgürlük çeşitlerini yollamış ama o kadar uzun ki konular, biliyorum çok güzel şeyler yolluyorsunuz. Devam edin yollamayı, ben okuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bakın ne diyor? Özgürlük çeşitleri diyor. Özgürlüklere kapsam ve niteliklere göre ikiye ayrılır. Bir ulusun kültürü yükseldikçe bireysel özgürlüğü alanları da genişler ve çoğalır demiş. Kültür yükseldikçe bireysel özgürlüğün alanları gelişir. Ama kültürü yoksa ne yapacak? Evet, devam edeceğiz buradan. Arkadaşlarım yine beni uyarıyorlar. İkinci bölümün de sonuna geldik efendim. Bir şarkı, birazcık küçük bir ara. Arkasından son bölümde gene beraberiz. Tacize tecavüze uğrar susar. Çocuk gelin çocuk anne olur susar. Şiddet görür susar. Evlat acısını tadar, kanlı gözyaşlarını içine akıtır susar. Çünkü kadın. Tarakitap.com. Sen yağmur ol, ben bulut.
sen yağmur ol ben bulut. Bizde şiddet yok, bizde horon var. Bizim özümüzde, kökümüzde, yörüklükte kadına şiddet yoktur. Kadın topraktır, anadır. İnsan gönlünü açtığı bir kişiye şiddet uygulayamaz ki. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. Bizi biz yapan ortak değerlerimizde kadına şiddete yer yok. Kadına şiddet insanlığa ihanettir. Vücudum şehrini odlara yaktı. Taner Özsoy ve Kubilay Duman'ın hazırlayıp sunduğu Memleket Türküleri pazar akşamları müzik ziyafeti sunmaya devam ediyor. Memleket Türkülerine bu hafta halk müziğinin sevilen isimlerinden Zeynel Karataş konuk oluyor. Alıp götürüyor seni bir kara bulut. Memleket Türküleri yarın 20'de Cem TV'de. Evet efendim, Yaşamın İçinden son bölümüyle devam ediyor. Alaaddin Usta, Alaaddin Bey bize değişik mesajlar yollamış. Çok güzel mesajlar. Hepsine teşekkür ediyorum. Bir kere mesela geçtiğimiz hafta neler konuşuldu diye programın başında, açılışında bunları söylemiştik. Konuşulan konuları gündeme getirdik. Hani tutun şundan yani... Çiftlik Bank'tan tutun da efendim İstiklal Marşı tartışmasına kadar konuşulmaması gereken her şey konuşuldu. Her şey yaşandı ama konuşulması gerekenler unutuldu. Mesela neydi konuşulması gereken? Geçtiğimiz hafta içinde 14 Mart'ı kutladık. Kutladık. Kimler kutladı ya da kutlayabildik mi, konuşabildik mi? 14 Mart Tıp Bayramı'ydı. Bütün doktorlarımızın tıp bayramını ben buradan kutluyorum. Onlara sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Ve 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla konuşulması gereken sağlık sorunları, ilaç sorunları, eczacıların sorunları, hemşirelerin, hasta bakıcılarının, hastalarının, hasta yakınlarının, hasta haklarının gibi bir sürü sorunların konuşulması, masaya yatırılması, gündeme getirilmesi gerekiyordu. Konuşuldu mu? Ben görmedim, duymadım ve üzerinde de durulmadı. Hemen ertesi günü 15 Mart efendim, 15 Mart neydi? Dünya Tüketiciler Günü'ydü. Hani gidersiniz bir yerden bir buzdolabı alırsınız, 3 sene garantili derler. Paranızı ödersiniz, sonra 3 sene içinde gittiğinizde muhatap bile bulamazsınız ya karşınızda bir bozulma olduğunda. İşte aynen o şekilde Tüketiciler Günü'nde de bütün tüketici haklarının ne olduğunu... Ve bunun üzerine konuşulması gerektiğini düşünüyorduk. Onlar da çok konuşulmadı. Bir iki programda, televizyon programında konuşacağız. Bugünler bir de tüketiciler günü geldi falan dendi ve geçti. Çünkü daha önemli konular konuşuyoruz. Bizim haklarımızı, bizi ilgilendiren hakların söz konusu olduğu konuları konuşmayı ve konuşturmayı bilmiyoruz. Peki 3-5 kişinin bir araya geldiği kahvehanelerde, ne bileyim kadınların günlerinde, toplantılarda, sosyal hayatla ilgili konuşulan neler var? Bunlar konuşuluyor mu? Birbirini hatırlatabiliyor mu insanlar bunları? Bilenler bilmeyenlere uyarıyor mu? Ben hiç zannetmiyorum. Konuşulan şeyler o kadar farklı ki onların üzerinde durmaya bile gerek yok. Çünkü bilmiyoruz. Bilmediğimizi de konuşmak istemiyoruz. Öğrenmeye de çalışmıyoruz. Maalesef durum bundan ibaret. Buyurun, özgürlükle ilgili birkaç şey var. Onu okumak istiyorum size, gene Alaaddin Bey göndermiş. Bir ulusun kültürü diyor, yükseldikçe bireysel özgürlüğün alanları da genişler ve çoğalır. İnsan toplumları uygarlaştıkça, çağdaşlaştıkça türlü biçimlerde birbirinden ayrı ve bağımsız özgürlükler ortaya çıkar. Bu özgürlüklerin kapsam ve niteliklere göre iki bölüme ayrılır diyor. Bir, bireyin maddi çıkarlarına dayanan özgürlükler,
İki, bireyin düşünce hayatıyla, fikriyle, düşüncesiyle hayatındaki düşünce hayatındaki kısacası özgürlük hakları olarak ikiye ayrılır diyor. Birinci bölümde neler var? Kişisel özgürlük, konut dokunulmazlığı, bireysel mülkiyet, ticaret ve çalışma ve işlemcilik özgürlükleri gibi gibi özgürlükler. Yani bunları da öğrenmemiz, araştırmamız, görmemiz lazım. Üç kişi bir araya geldiğimizde şurada ne olmuş, burada ne olmuş diye dedikoduyla vakit geçireceğimize ya da dedikodu programlarıyla vakit geçireceğimize, kişisel haklarımızı ve haklarımızı nasıl koruyacağımızın derdine düşmüş olmamız bence çok daha güzel. Sayın Alaaddin Usta'ya ben teşekkür ediyorum bana gönderdiği bu mesajlarla ilgili. Şimdi efendim dönüyoruz. Çok fazla mesajınız var. Okumaya çalışacağım yine zaman yettikçe. Efendim Korkusuz Gazetesi'ndeyiz ve Korkusuz Gazetesi'ndeki bir haberi size aktarmak istiyorum. İmkansız aşk ölümle bitti diyor. Şimdi neresinden tutsam elimde kalacak bir haber. Hangisini anlatayım, neresini anlatayım? Şimdi imkansız aşk denmiş efendim. Bu imkansız aşkın tabii bir erkek bir kız tarafı olacak. Bir karşılıklı iki kişi olacak ki aşk olsun değil mi? Evet aynen aşk olsun. Çünkü bu bireylerin erkeği 20 yaşında evli ve çocuklu. 20 yaşında evli ve çocuklu. Bir çocuk babasıymış efendim. Osman Ertekin. 20 yaşında bir genç adam, bir çocuk sahibi ve evli ve birine aşık oluyor. Tabii eşine değil, başka birine aşık oluyor. Peki aşık olduğu kimse Büşra Ş. Kaç yaşında? Sıkı durun şimdi. 15 yaşında. 20 yaşında evli bir çocuklu bir adam 15 yaşındaki bir kıza aşık oluyor ve aşklarının imkansız olduğunu yaşayamadıkları için de intihar ediyorlar. Buyurun. Samsun'da oluyor olay. 20 yaşında evli ve bir çocuk babası Osman Ertekin ile yasak aşk yaşadığı 15 yaşındaki Büşra Ş. birlikte Kızılırmak'a atladı. İmkansız aşk bunalıma giren gençlerden birinin cesedi bulundu, diğeri aranıyor. Ve bu olayda da şöyle bir şey de oluyor efendim. 45 dakikada bekletiliyorlar. Onlar oraya bir yere tutuluyorlar Kızılırmak'ta. Ama 45 dakika ölümü bekliyorlar. Bir başka gazeteden aynı haberin detaylarında. Samsun Bafra'da evli ve bir çocuklu Osman E. 20 yaşındayla sevgilisi Belgin Ş. 15 yaşında. Önceki gece Çetinkaya Köprüsü'nden gittiler. 155'i arayıp biz kavuşamıyoruz. Kızılırmak'a atlayıp intihar ediyoruz diyerek nekne atladılar. İtfaiye geldi. Suyun içinde bir bende tutunan ikili 45 dakika kurtarılmayı bekledi. Yardım gecikti. İki genç akıntıya kapılıp boğuldu. İtfaiye müdürü polis olayı açık belirtseydi botla gidip kurtarabilirdik, eksik gittik demiş. Ya enteresan, yani 155'i arıyorlar. Çocuk bunlar ya. İkisi de çocuk. Affedersiniz. Yasak aşk yaşıyorlar. Yasak aşk yaşıyor. 15 yaşında bir kız evli bir adamla, 20 yaşında çocuk sahibi evli bir adamla yasak aşk yaşıyor. Gece yarısı gidip intihar ediyor. Aile nerede? Hani neresinden tutayım? 20 yaşında sen ne zaman evlendiğinde çocuk sahibi oldun? Başka bir konu. Gidiyorlar 155'i arıyorlar. Yani gelin bizi kurtarın diyorlar buradan. Yani biz atlıyoruz, hani başka türlü kendimizi ifade edemeyeceğiz. Çünkü çocuklar. Evet, çocuk oldukları için maalesef ama ölüme atlıyorlar. 45 dakika orada bekledikten sonra bir başka konuda itfaiye diyor ki polis bize gerekli bilgiyi vermedi. Bize gerekli bilgiyi verseydi biz botla gelip onları kurtarabilirdik. Aferin. Şimdi ben neresinden size söyleyeyim bu haberin hangi noktasının iyi olup da hangi noktasının olmadığını söylemeye kalksam ben tutacak bir nokta bulamıyorum bu haberle ilgili. Evet, kadın ölümleri, intiharları, baskıları, tecavüzleri bitmiyor sevgili izleyiciler. Maalesef bitmiyor. Bir haber daha. Esra 4. kattan atladı. Antalya'da oluyor bu. 21 yaşındaki Esra Dinç gece 4. kattaki evlerinin balkonundan atladı. Talihsiz genç kız kaldırıldığı hastanede yaşama veda etti. Yani kadına verilen değer bu mu? Ne derdi vardı 21 yaşındaki bu kızın ki hayatına son verdi? Ne oldu, başına ne geldi ki hayattan vazgeçti, yaşamdan vazgeçti? Halbuki
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, bakın bir başka haber de burada var. Mersin'e de anıt olmuş bu o sözler. Kadınlar için bak ne söylemiş, buyurun. Kahraman Türk kadını, ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın demiş. Ulu Önder'in kadına verdiği önemi anlatan sözler Tarsus'ta ölümsüzleştirildi deniliyor. Şimdi bunun üzerine efendim Melis Alpan'ın enteresan bir köşe yazısı var. Şimdi de onu okuyalım. Melis Alpan diyor ki efendim Hürriyet gazetesinin 5. sayfasından. Artık 18 yaşındasın. Beni çocuk istismarından şikayet edemezsin. Bakın detaylarda ne var. AG 2016'da 16 yaşındaydı. Ailesiyle beraber İstanbul'dan Kocaeli'ne taşınmıştı. Bir akşam A siteden kız arkadaşları ve onlardan birinin 34 yaşındaki erkek kuzeni S.Y. ile yemeğe gitti. Arkadaşı A'ya S.Y.'yi tanıştırırken sana göz kulak olur demişti. A hayatında ilk kez o gece içki içti. Eve dönüşte A içki yüzünden baygındı. Adam arabasını sahilde tenha bir yere çekti ve A'ya tecavüz etti. Ertesi sabah A uyandığında kan izleri vardı üzerinde. Adam bu arada kuzenini çağırıp A ile birlikte oldum, bilinci yerinde değildi, söylemezseniz anlamaz dedi. A aptal değildi, her şeyin farkındaydı. A adamın evli, karısının da hamile olduğunu öğrendi. Adamın A'nın yaşadığı sitede pek çok kadınla birlikte olduğunu da öğrendi. A olacakları babası duyacak diye çok korktu. Tutucu, namuslu, her şeyin üstünde tutan insanlar diye tanımladığı ailesi onu öldürür diye düşündü. Ertesi gün adam A'ya bakire olduğunu bilmiyordum. Dışarıdan rahat bir kız gibi görünüyorsun. Benim hayatımda bir sürü kadın olur. Karım da senin gibi bakireydi. Üstüme kaldı. Sen de benimle devam edeceksin. Yoksa baban öğrenir dedi. Adamın kirli işlerle uğraştığı, kaçakçılık yaptığı, bıçaklandığı, kurşunlandığı, hapse girip çıktığı rivayet ediliyordu. Korkusundan adamın isteklerine boyun eğdi. Adam A'yı sürekli yanında dolaştırıyor, başkalarının yanında durumu fark ettirmeyeceksin diyordu. A iyi davranmazsa adamın tehditleri kesilmiyordu. Kapına geliyorum, seni öldüreceğim, yüzüne kezzap atacağım. Ardından delir bırakmamak için A'ya zorla aşkım, sevgilim diye başlayan mesajlar attırıyordu. Evleneceksiniz, namusun temizlenecek. Adam bir yıl boyunca tehditle ve zorla içki içirerek bu bir kız çocuğuna defalarca tecavüz etti. 2017'nin Şubat ayında adamın zorlamasıyla A okulu bıraktı. Dersleri iyi, puanı yüksekti. Okulu açıktan bitirdi, diplomasını aldı. Okuluma mal oldu, güzel bir okuldan mezun olmak varken liseyi açıktan bitirdim diyor. 18 yaşına basınca adam A'ya 18 oldun artık, beni şikayet edemezsin. Seni kadına dönüştürdüm, şimdi ne yaparsan yap dedi ve hayatından çıkmadı. Hakaretleri, tehditleri sürdü. Adam çevresine A'yı bununla ilgili ilişkim vardı ama ben sebep değilim. Kız zaten o yolun yolcusuydu, üstüme kaldı diye tanıttı. Adamın kuzeninin eşi ise A'nın yanındaydı. Üç çocuğum var, bu vebalin altına giremem. Mahkemede her şeyi anlatırım diyordu. Ve A sosyal medyadan adamın eşinin abisine ulaştı ve olan biteni anlattı. Fotoğrafları, ses kayıtlarını ona yolladı. Ertesi gün evlerine gitti. Kızım gel gidelim, şikayetçi ol, bu adamı süründürelim dediler. O sırada adam ve eşi geldi. Olanları anlatırken adam arkadan sürekli bittin sen, öldüreceğim seni diye tehdit etti. Ama inkar edemedi. Polisi aradılar. A polislere bu adam bana 16 yaşımda tecavüz etti dedi. Adamı aldılar. A şikayetçi oldu. Karakordan çıkarken adamın teyzesi geldi ve evleneceksiniz, namusun temizlenecek, şikayetini geri çekmezsen gidip babana söyleriz dedi. A şikayetini geri çekmedi ama adam serbest kaldı. Ertesi sabah adam A'yı alıp zorla karakora götürdü. Yukarı çıktı ve polislere aşağıda bekliyorlar, şikayetimi geri çekmemi istiyor dedi. Polisler sakın çekme, böyle vakalarda çok karşılaşıyoruz. Git hemen ona şikayet dilekçem yollanmış, geri alamıyorum de dedi. A adama söyleyince cumartesi günü kim dosya yolluyor, geri çık yukarı dedi. Ve polisler şikayetini geri almıyoruz, bu basit bir şey değil dediler. Ertesi gün A babasına olanları anlattı. Babası ağlayarak hadi yürü karakola gidiyoruz dedi. Babası bankadan 8 bin lira kredi çekip avukat tuttu. Savcılığa gidildi. Dosya Gebze ve Kartal arasında mekik kuyup durdu. Savcı bir aylık tatile çıktı. Savcılığa ne zaman gitseler tatmin eden bir yanıt alamıyorlar. Ortada hala iddianame yok. Ağır cezada hala dava açılmadı. Elde sadece ulaştırma kararı var. Bu arada
A'ya adamın fotoğrafları ve videolarım var. Onları ortaya dökünce herkese rezil olacaksın tehditleri. Kardeşlerinin bittin sen kaçacak yer ara mesajları sürüyor. Ve çocuk istismarcısı bu adam elini kolunu sallaya sallaya aramızda dolaşıyor, geziyor diyor. Melis Alpan anlatıyor bu olayı. İşte 21 yaşındaki bir kızımız niye intihar etti diyoruz. Hani böyle bir şey değildir mutlaka, belki nedir bilmiyorum ama neler gelebiliyor insanın başına çevresinde. Bunu da iyi takip etmek, iyi görmek lazım. Bir çocuk sahibi olmak çok zor bir şey değil. Çocuk sahibi olabilirsiniz ama o çocuğu büyütmek, geliştirmek, vatana, millete, ailesine iyi, hayırlı bir evlat yapabilmek çok zor. İşte onun arkasında durmak çok önemli ve sonuna kadar da onunla yan yana olmak, arkadaş olmak, onun dertlerini anlamak, onun söylemlerini dinlemek, hallerinde değişiklik varsa fark etmek hep bir ailenin görevi, annenin babanın görevi. Ama korku dağları sarınca işte olaylar böyle örtbas edilip daha da büyüyor, daha da korkunç hale geliyor. Maalesef bunu da buradan ifade etmekten fayda var. Şimdi güzel bir haber vereyim bununla ilgili. Posta Gazetesi'nde güzel bir haber var bununla ilgili efendim. 4,5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etmişti. Hani böyle bir haber vardı, bunu konuşmuştuk. Büyük nefret unsuru hale gelen bu sapı Türk adaletine alışılagelmişin dışında bir hızla yargılandı. Ve helal olsun diyeceğim. Bu yargıçları, bu hakimleri, bu hukukçuları hakikaten alkışlıyorum. Sonuna kadar yanlarındayım. 16 Şubat'ta yakalanan sapık tam 51 yıl hapis cezası aldı. Ve hücrede tek başına yatacak deniliyor. Adana'da 16 Şubat'ta bir mahalle düğünü sırasında 4,5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ederken yakalanan 20 yaşındaki sapık Sedat Keser'e adalet jet yargılama uyguladı. Sapığa hiç indirim uygulamadan 51 yıl hapis cezası verildi. Sapık cezasını hücrede tek başına yatarak çekecek deniliyor. Yani yazıklar olsun, şu hale bakın. Rezil, 4,5 yaşında çocuk, 3 yaşında çocuk. Bu sapıklar nasıl oluyor? Nasıl yetişiyor? Yani onlar da biz yetiştiriyoruz. Bizim aramızda bunlar ve bizim aramızda dolaşıyorlar. Kim bilir yanımızdan, önümüzde, arkamızda yürüyen, etrafımızda olan kaç tanesi var çevremizde? Bilmiyoruz, tanımıyoruz, etmiyoruz ama maalesef biz bu insanlarla ya da bu insan altı yaratıklarla birlikte yaşamak zorunda kalıyoruz. O halde ne yapacağız? Efendim, kim olursak olalım, kaç yaşında olursak olalım, biz biliyoruz demeden önce çocuk yetiştirmenin kurallarını, çocukların nasıl yetişmesi gerektiğini vereceğiz, anlayacağız. Psikiyatrların, psikologların çok fazla üzerine yük düşüyor burada ve bununla ilgili de bütün çalışmaların yapılması lazım. Evet, İstiklal Marşı'nın efendim bestesi şöyleymiş, işte Lozan'da bu olmuş deyip geri gidip tarihteki şeyleri konuşacağımıza, konuşmamız gereken bu sosyal olaylar, sosyal yapılaşma, içimizdeki kin, içimizdeki nefret ve bu kinli nesillerin gelecekte yetişmesi, geleceğimize o çocuklar yön verecek bizim. Ama nasıl bir nesil yetiştiriyoruz? Buyurun, bir Milli Eğitim Müdürü diyor ki ben başa çık kız çocuğu görünce sinirleniyorum. Sen sinirlenirsen o çocuk da sana sinirlenecektir 3 gün sonra herhalde yani. Niye sinirleniyorsun kardeşim, yani ne var sinirlenecek bunda? Ben anlamadım. Sinir gibi olmuş. Psikiyatra gitsin bence. Yani ilginç, ilginç haberler var. Ben bunları okuduğum zaman ben de sinirleniyorum. Çünkü mümkün değil yani sakin kal. Gülerek bunu nasıl okursunuz ki? Buyurun. İşte Baltalı cinayet. Bir tane daha haber. Yine hangi gazetede? Şöyle bakalım. Korkusuz Gazetesi'nde. Kayseri'de dedikodu yapıyor diye baltayla öldürülen kadının oğlu, gelini ve torunu gözaltına alındı. Dedikodu yapılıyor diye. Gelini, oğlu ve torunu gözaltına alınmış. Baltayla öldürdükleri iddiasıyla efendim. Yani nasıl olabilir böyle bir şey bir aile içinde? Nasıl bir kindar bir millet olduk biz? Anlatılır gibi değil. Buyurun. Nisel'in Neslihan toprağa verildi. Yine Korkusuz'un bir haberi. Niğde'de lise öğrencisi Neslihan Gün 15 yaşındaydı. Evinin önünde servisten indiği sırada Bülent T. yönetimindeki otomobil çarptı Neslihan'a. Yola savrulan Gün olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ise
gözaltına alındı deniliyor. Ve genç kız dün düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları içinde Kömürcü Köyü mezarlığında toprağa verildi. Sınıf arkadaşları da genç kızın oturduğu sırasını karanfillerle süslediler deniliyor. Şimdi bu da bir başka olay. Tabii ki yine dikkat çekmek, yine üzerinde konuşulması gereken, yine psikologların, psikiyatrların çok iş düştüğü bir olay nedir? Trafik canavarı olmak. Yani servisten iniyor, iner inmez servis mi yanlış yerde indirdi? Ya da o arabanın orada ne işi vardı? Bütün bu soruların cevabını ben merak ediyorum. Anlıyor muyum, anlayamıyorum. Anlamak istiyorum. Birisi bana anlatırsa sevinirim. Efendim, şimdi yarın sabah 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Şehitlerinin Anma Günü. İlginç bir olay var ve dün bir sergi açıldı. Galatasaraylılar sergisi. Ve Mayıs ayının sonlarına kadar devam edecek. Onunla ilgili de bilgileri vereceğim ve yarın sabah son derece değerli bir konuğumuz olacak. 18 Mart'ı konuşacağız, Galatasaraylıları konuşacağız ve sizlerle de beraber olacağız. Sizlerden mesajlarınızı bekliyorum. Hem bugün konuştuklarımıza dair hem bu 18 Mart'la ilgili mesajlarınızı bekliyorum efendim. Günün kalan kısmı gönlünüzce geçsin diyelim ve hoşçakalın. Hani o bırakıp giderken seni, bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın. Hani o bırakıp giderken seni, tavrını takmayacaktı. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktı. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktı. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime. Hani ey gözyaşım akmayacak.